Selamlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi Nilhan odasını düzenlemiştim. Düzenleme videolarıyla devam ediyoruz. Size ne göstereceğim? Kilerimin dağınık halini. Zaten hiç görmediğiniz yer değil. Orası bir türlü toplanmıyor. Çünkü böyle kargo falan gelince kolilerini atmıyorum, saklıyorum. Sonrasında onları bodruma indirmek zor geliyor. Kilere tıkıyorum ve dağılıyor. İpin ucu kaçıyor. Şimdi size kilerimi göstereyim. İbretlik çünkü. Ondan sonra bugün orayı da toplamam lazım. Çünkü şu an koridorum burası değil de özellikle ara banyonun önündeki koridor geçilmeyecek halde hemen burayı da orayı da bir düzene sokayım. Şimdi burası üst kat. Gördüğünüz gibi bulduğumu attım, bulduğumu attım. Gelen bütün koliler burada. Alt tarafta da Tyson'ın maması. Şu an hatta Tyson mama yiyor, onu bekleyeceğim. Kumu var, suyunu buraya taktım, sepetini buraya indirdim. Normalde bu bavullar üstte duruyordu. Onlar aşağı inince aşağıda bir yer sıkıntısı oldu. Poşetlik şu, aldı başını gidiyor. Üstlere hurçlar gelecek, oraya bir şeyler depolamıştım falan filan. Sepet normalde burada durmuyor, altta duruyor, onu üstte aldım. Yani burayı bir düzenleyeceğim. Buraya Nilhan'ın odasındaki oyuncak dolabına getireceğim ve birçok şeyimi onun içine koyacağım. Öyle olunca burası bayağı bir rahatlayacak diye düşünüyorum. Tyson mama yeme işini bitirdi. Burası gerçekten ibretlik. Umarım çıkabilirim. Nilhan'ın odasında bayağı bir yoruldum çünkü. Hani daha fazla ne kadar yapabilirim bilmiyorum. Mesela şu Dyson'ın parçalarını o şeye koyacağım. Anlayın. Oyuncak dolabının içine koyacağım. Oradan o kutu kalkacak. Bu bavullar yukarı çıkacak. Hurçları falan getireceğim. Yani şurayı bir düzenleyeceğim. Aslında aşağıda olması gereken her şey şu an yukarıda ve o yüzden çok zorluk çekiyorum. Mesela şuraya Hakan havlu almış. Ondan sonra onu oraya koymuş falan filan. Yalnız önce canım çay istiyor. Şöyle bir çay demleyeyim kendime. Ondan sonra burayı beraber düzenleyelim. Şimdi çayımı hemen demleyeyim ki ben orada işlerimi bitirince çayım hazır olsun. Bugün ocağımı falan da temizledim. O yüzden rahatım. Pazar olduğu için çöpler alınmıyor bugün. O yüzden çöpler ortada kaldı. Gerçi dün çıkartmıştım büyük bir kısmını ama bugün de yine çöpüm var. Yarın inşallah atmayı unutmam. Yarın da sadece sil süpür işim kaldı. Onları yaparım. İnşallah öyle hayal ettiğim gibi olur. Bazen olmuyor çünkü. Şunu da ocağa sökmek için getirmiştim. Yıkadım, temizledim. Bunu da yerine götüreyim.
Süreyya Hanım'a muhteşem değişimi. Sadece şuraya bir dolap girdi. Geri kalan her şey aynı şekilde yerleşti. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Yalnız buraya bir de halı serdim. Fark o. Düzelmiyor, yok. Yok yani. Buradaki kolyeleri falan gönderdim ama yapacak bir şey yok yani. Artık her şeyi alacağım gibi, biraz daha o kadar. Değişmiyor. Yapacak bir şeyim de dediğim gibi yok. Bugün günlerden salı ve ben yine evdeyim. Bugün ne yapacağım? Yine haftalık yemeklerimi yapacağım. Bugün hava artık soğudu. Dün çok sıcaktı. Akşam üstüne doğru da fırtına çıktı. Sonrasında çok fazla yağmur yağdı. Dün ben temizlik işlerimi bitirdim. Hava böyle güneşliyken, güzelken. Son artık mutfağa geldiğimde hava gerçekten bayağı bir kötü olmuştu. Neyse, bugün de dünün yorgunluğu üstümdeydi. Geç uyandım. Yani anlayacağınız, geç uyandım dediğim 8'de Nilhan'ı gönderdim. Sonrasında 10 oldu saat. Ay pardon. Ondan sonra arkasına yattım, uyumuşum. Bir dolap siparişim vardı, onu verdim. Ondan sonra evden teslim alınsın diye onu gönderdim. Sonra da uykum tutmadı. Kargo geldikten sonra velhasıl dünden beri başım ağrıyor. Burada lodos esti. Lodos estiği günler benim başım çok ağrıyor. Öyle olunca da hala geçmemiş. Dün bir ağrı kesici içmiştim ama bana mısın dememiş. Neyse. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Acayip açım. Çok açım hem de. Sonra şöyle Hakan'la velilerden biri böyle sebzeler vermiş. İşte biber vardı, patlıcan vardı, domates vardı vesaire. Ben bunları airfryer'a atıp közleyeceğim bugün. Bugün haftalık yemeklerimi yapacağım, anlayacağınız. Yani onlarla uğraşacağım. Kafamda menüyü de belirledim. Bir tane de çorbası yapacağım. Bir nohut yapacağım. Ama nohutu ilk defa etli yapacağım. İnşallah yapabilirim. Sonrasında ne yapacağım? Pilav yaparım herhalde yanına da. Öyle haftalık yemek planını yaptım kafamda. Artık dolapta ne varsa çıkarıp pişiririm. Sıkıntı değil. Yalnız başım gerçekten çok ağrıyor. Hemen kahvaltımı yapayım. Bir ilaç daha içeyim kafamı toparlamak için. Bu arada güneş açıyor, bir kapatıyor hava. Akşam da büyük ihtimal arkadaşlar dışarı çıkarız. Planı yaptık. Bizim günlerimi evde geçirip temizlik yapmak istemiyorum. Yani istemiyorum. Gerçekten hani yapabileceğim en iyi temizliği de yaptım. Bu arada suluklarımızı falan yıkadım. Ve ben bu suluğu iş yerine götürüyorum. İyi oluyor orada. Şimdi de kendime iş yerinde çoklu bir paket aldım. Nilhan'a yeni bir suluk aldığım için bu boşa çıktı. Değiştirmeli kullanıyor. O yüzden bunu da yıkadım, kaldırıyorum. Şimdi çay içmek istiyorum. Ya bildiğiniz çay içmek istiyorum. Öyle kiraz sapı falan değil. Çünkü çay içmediğim günler sersem gibi oluyorum. Yani hiç gerek yok. Kettle'ı da başlatayım. Çaydanlığım da temiz. Hatta şunları da airfryer'a atalım. Bunlar olmaya başlasın. Ben de kahvaltımı hazırlayayım bunlar olurken. Geçen gün poğaça ısıtmıştım. Bir de konuşabilirsem. O poğaçada bunun içinde kalmış kurumuşlar. Hakan için ısıtmıştım.
Aa, geçen gün dediğime bakmayın. Dün oldu bunlar. Dün Hakan yemelik dişini çektirdi. O da unutmuş burada herhalde. O sonradan yemek zorunda kaldı. Dün ben de sağlık ocağına gittim. Tahlil falan verdim. Neyim azalmış, neyim çoğalmış diye. Tam tahmin ettiğim gibi yine B12 ve folik asit yerlerde. Zaten anlıyorum artık düşünce. O yüzden hatta bugün doktoruma mesaj atayım. Onu da bir halledeyim. Çünkü daha fazla geç kalmak istemiyorum. Kötü oluyor. Bu arada arkadaşlar, bu bulaşık matından o kadar memnunum ki anlatamam. Yani ne koku yapıyor ne başka bir şey. Yalnız çay posası olmuş şu kısmı. Arada bir böyle yıkıyorum ben bunu. Böyle bırakmıyorum ıslak ıslak kaldığı için. Çok çabuk da kuruyor. Şöyle şimdi yıkadım yine duru suyla. Deterjan falan kullanmıyorum. Hani yapısı bozulmasın diye. Bu şekilde şuraya dikeyim. Hatta şöyle yapayım. Daha çabuk kurusun. Onun yeri de burası böyle. Sürekli hem siyah olduğu için çok fazla şey yapmıyor. Şu su olayına çok kızıyorum, böyle o kenarındaki. Sürekli buraları siliyorum. Şimdi kendime bir yumurta kırayım. Kahvaltımı hazırlayayım. Şimdi hızlı bir şekilde yumurtayı yaptım. Reçel de çıkartacağım. Ay, yapışmış. Bu geçen sene yaptığım reçel, hani çok koyu kıvamlı oldu demiştim ya ikinciye kaynatınca. Hem rengi de çok koyulaştı. Bu da tadı güzel, ziyan olmasın diye ilk önce bunu bitireceğim. Sonrasında bu sene yaptıklarıma geçeceğim. Şimdi bundan şöyle kase çıkarttım. Bunun içine koyayım. Bu arada patlıcanlar da olmaya başladı. Gördüğünüz mü? Kıvamı çok koyu oldu. Rengi de koyulaştı. Ama tadı aynı. Tadında bir sıkıntı yok. Öyle olunca da biraz ziyan olmasın. Sonuçta bunda da emeğim var. Burada yiyeceğim bu şekilde. Şimdi ben hızlı bir şekilde kahvaltımı yapayım. Acayip acıktım. Çayın olmasını bile beklemeyeceğim. Ne yapıyorum? Kameramın şarjı bitmek üzere. Onu bir şarja takayım. Sonra birlikte yemeklerimizi yapmaya başlayalım. Bakalım. Bu arada serumlar falan cildime çok iyi geldi. Bu ara ışıl ışıl parlıyorum. 2-3 ay kadar hiçbir bakım falan yapmamıştım. Bayağı da bir fark etti suratım. Hem güneş lekesi oldu. Tatile gittik geldik güneşte. Hem Eskişehir'de cenaze zamanı sürekli çarşıdaydık, güneşe maruz kaldım. Cilt lekelerim çok fazla olmuştu ama şu an azaldı. Özellikle şu kısımlarımda da çok fazla sivilce çıktı. Bu üzüntüden oldu herhalde. Bunların lekeleri de geçmiyor. İşte böyle yavaş yavaş kendimizi düzelteceğiz. Hayat devam ediyor çünkü.
Öyle. Şimdi dediğim gibi kahvaltıya geçiyorum. Acilinden çok açım. Şarj olurken ben de şöyle bir et kavuruyorum. Ondan sonra tarhana çorbası yaptım. Burada etli nohut var. Bakın size geçen gün dediğim olay. Burası ısı yedikçe böyle çıkıyor. Çıkmalı bunlar yani yapışmış. Acaba sıcakken çıkar mıydı da? Sıcakken onu nasıl tutacağız? Neyse. Patlıcanları közledim bu şekilde airfryde. Bunları şimdi buzluğa atacağım. Buradan da nohut çıktı. Nohutu boşalttım. Buraya da pirinç ıslattım. Bunu yapacağım şimdi de. Sonrasında yağdanlıklarımı doldurdum. Onların dışını yıkayacağım. Onları ayarladım. Ay inşallah taşmaz demeye kalmadı, taştı. Neyse, en azından dışlarını sonradan yıkayacağım. Sonra başka ne yaptım? Şunu da buzluğa koyayım bu arada. Hemen. Şöyle buzluğum çok güzel, gördünüz mü? Düzenli. Bayılıyorum. Yalnız açık kalmasın, koku alsın istemiyorum. Heh, tamamdır. Bunu da buraya koydum. Burada fasulyelerim var. Şurada böreklerim var. Mantılar var. Bir gün de mantı yapayım. Böyle çeşit olsun. Buraya da geçen günden kalan kurabiye ve küçük tuzlu kurabiyelerden koydum. Öyle buzluğumun içi de. Şimdi bu köşedeki kaplarımı yıkadım. Birinin içinde dibek kahvesi varmış. Diğerinin içinde poşet çaylarım varmış. Hatta şunu da yıkayayım. O saksıydı ama ben kaşıklık olarak kullanıyorum. Sonra bunları buradan kaldırabilirim. Bilmiyorum şu an. Tepem atarsa kaldırırım. Şuraları temizleyeceğim. Mutfağı toplayacağım biraz sonra. Yemek işi bitsin. Ondan sonra geçeceğim. Toplama işine sonra da Nilhan almaya giderim. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Yalnız şunlar da evden elediklerim. Şimdi biraz sonra gösteririm. Bir sürü şey eledim. Makinemi dolduruyorum bir yandan. Tavalarımın altı çok kötü olmuş. Onlara da bir çözüm bulmalıyım. Hep ev iş istiyor maalesef. Şimdi kendime kahve yapacağım. Azıcık Türk kahvesi koyacağım. Şöyle. Biraz yoğunluğu fazla da dibek koyacağım. Şöyle bir karıştırayım. İki dibek var burada çünkü. Onu biraz daha fazla tutacağım. Şu arkadaşımın aldığı fincanla bir kahve içeyim. Şöyle güzel olsun. Bu arada ilk defa bu makinede kahve yaparken görüyor olabilirsiniz. Şimdi kahve molasıya kadar şunların dışına bir yağ çöz sıkayım. Onlar yumuşaya dursun. Özellikle zeytinyağının dışını mahvettim. Onlar da hallolsun. Sonra çöplerimi toplayacağım falan filan. Bu arada şu cifle airfryer'ı da temizliyorum. Bakalım işe yarayacak mı? Birazcık su koydum. Birazcık da o ciften koydum. İnşallah işe yarar. Özellikle tepe kısmı çok kötü. Yukarısı. Olmadı orası da yumuşarsa şu yeni aldığım fırçayla şöyle bir döndürüp yaparım orayı da. Tertemiz olur diye düşünüyorum. Bu arada şunu fark ettim. Ben bir işe başlıyorum videoda. Sonraki videoda devam edeyim diyorum. Unutuyorum. Mesela geçen gün saç kremiyle yaptığım kot genişletme sonucunu söylemeyi unutmuşum. Aklımdaydı aslında. Ben onu o gece hiç deterjan koymadan direkt yine saç kremiyle yıkadım, durulattım. Sonra bir gün kurumaya bıraktım. Ertesi gün kot şort hala dar gelirken İspanyol paça pantolonu açılmıştı. Demek ki kumaştan kumaşa fark ediyor. Sonra şu Evonox marka aldığım banyo temizleyicisini ben duşakabinde kullandım. İlk video çekecektim ama gece denedim duşa girmeden. Öyle olunca da Hakan uyuyordu, ışığı yakamadım.
ve o yüzden kaldı. O güzel bir ürün. Yalnız dün ben onu benim takı dolabımın aynasında böyle kireç izi gibi izler vardı. Onu çıkartır mı diye aynaya bir güzel sıktım. Sonra da gardırobumun aynasına sıktım. Sıkmaz olaydım. Ayna bir türlü durulanmıyor şu an. Alakalak duruyor. Nasıl temizleyeceğim hiç bilmiyorum. Cam bezi falan kâr etmedi yani. Hatta cam bezim mi kirli diye, hatta şöyle söyleyeyim, ona da kimyasal bulaştı diye tek tek cam bezini kaynattım. Tekrar sildim. Gene rezil gibi olmuş. Neyse birkaç gün dursun, şöyle etkisi geçsin. Yani ben orayı böyle bir gazeteyle mi, artık kolonyalı mendille mi bir şeyle durulayıp sonrasında cam beziyle sileceğim. Ama dediğim gibi duşakabin kapısını gayet güzel yapmış. Ben o gün sadece sıkıp bırakmıştım onu. Başka bir şey yapmadım. Yani bir de şöyle şöyle üstünden fırçayla geçtim. Başka bir şey yapmadım dedim. Orada mesela diyor ki mikrofiber bezle silin falan. Ben onları yapmadım. Çünkü yanıma bez almamışım, üstünde okumamıştım. Bakalım eğer bu yağları bu cips sökmezse onun mutfak temizleyicisiyle bir denerim. Üstteki yağlar çıkacak mı diye. Onu beraber yaparız. Orada en azından denemiş oluruz. Şimdi kahvem hazır oldu. Kahvemi bir içeyim. Özlemişim. Bu arada bu damla sakızlı dibekmiş. Nasıl güzel koktu. Çok severim damla sakızlıyı. Bakar mısınız? Her gün silinen şey. Dün fırtına çıkmıştı. Bayağı etkilemiş. Telefonum çalıyor. Bir saniye. Airfryer'in içi bu şekilde olmuş. Tam bunu yapacaktım. Veli görüşmesi yapıyorum bir yandan da. O yüzden şey yapamadım. Telefonla konuşup geldim. Dünden beri aramalarımı da yapıyorum. Şimdi şu iyi çıkartıyor ama şuralara girer mi? Bu da buralara girer. Ama onun için şu spreyden bir daha bir sıkayım. Bu arada nohut da pişmiş. Ben bir kere bununla uğraşmıştım ama elim sığmadığı için bir şey yapamamıştım. Bu işi yaptıktan sonra bunu güzelce durulayıp bir kere de boş çalıştırmam lazım diye düşünüyorum. Evet, tertemiz yapıyor. Evanoks'u da denese miydik ki? Acaba o nasıl? Onu da merak ettim şimdi. Bunu temizleyeyim. Kalanını da onunla yapalım bakalım. Belki daha iyi söküyordur. Şimdi dediğim ürün bu. Bakalım nasıl olacak. Diğerini sildim, karışmasınlar diye. Dediğim gibi banyo temizleyicisini kullandım. Bir de makineyi bozuyormuşum. Bu benim böyle şeylerde elim ayağım. Bakalım böyle sıktık, biraz bekleyelim. Sonradan da hatta ne demiş bakalım bir üstüne. Kuru olduğundan emin olun, iyice çalkalayın. Evet, tekeli bölgeye dökün. Tamamdır. 1 ve 5 dakika bekleyin. Daha da uzun olabilirmiş inatçı lekeler için. Vesaire vesaire. Tamamdır. Evet, fırında falan göstermiş zaten, yağları çözer bilmem ne diye. Bekleyelim bakalım bu nasıl olacak. Cifte de fena değil bu arada. Yani sadece iki üründe daha böyle kirli bir şey bulamam. Temizleyeyim. Bu arada nohut da pişmiş. Hayatımda ilk defa etli nohut yaptım diyebilirim. Et çok fazlaydı çünkü. Onun bir kısmını da burada değerlendirmek istedim. Artık bunu bir hafta yeriz. Yumuşacık olmuşlar. İlk böyle kaşıkla aldığımda tıkır tıkır gelmişti ama gayet güzel olmuş. Yumuşacık. Yalnız suyu biraz fazla olmuş. Ben bu kadar sulu sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi bunu başka bir tencereye aktaracağım. Düdüklüyü de yıkayayım. Biraz sonra çünkü bulaşık yıkamaya geçeceğim. Bir pilav kaldı. Onu da yapayım. Saat 3 falan. 4.30'dan İlhan almaya gideceğim. Sonra o gelince de yemeğimizi yeriz. Gerçi ben de yeni kahvaltı yaptım ama şu yemeği bir boşaltayım ben.
Şimdi orası beklerken ben pilavımı yaptım. Pilav da pişsin. Ocağımı temizleyeceğim. Şurayı temizleyeceğim. Ondan sonra etkili bir şey mi? Tabii kaç yılın yağı var? 2 yıl oldu herhalde ben bunu aldım. Belki de 3 yıl. Normal böyle olması. Şimdi buraları temizleyeceğim bir. O alttan nasıl gelecek o sular bilmiyorum. Adamlar herhalde. Oralara da bir çözüm bulacağım. Bugün sonunda hizmetçi modundan çıkabildim. Üstümü falan değiştirdim. Nilhan almaya gittim. Makyaj yaptım. Yeni küpelerimi taktım. Geçen gün Defaktodan aldım. Mutfakta yemek işini halletmiştim. Yemekler muhteşem olmuş. Yemeğimizi de yedik çünkü. Bulaşıklarımı yıkadım. Şimdi makineye yerleştireceklerim var. Onları yerleştireyim. Sonra da birkaç bir şey eledim mutfaktan. Onları göstereyim. Airfryer'in içini göstereyim. Yarım bırakmayayım bu sefer. Ondan sonra da buraları toplayacağım hemen. Dışarı çıkacağız çünkü. Onun için saçımı falan yapmam lazım. Bir saçım yapılmadı. Evet, yapabileceğimin en iyisini yaptım. Pervaneye ulaşamıyorum. Orayı nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok. Ama onun için de şu kısımlar fark ettiyseniz tertemiz oldu. Şimdi bir kere daha nemli bezle sileceğim. Buraya hala yağlı sular akıyor çünkü. Bunu da dışını güzelce temizleyeyim. Bunu buradan kaldırayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde en azından diğer yerlerinden daha yani diğer halinden daha iyi oldu. 2-3 kere suyla çalıştırdım. O pis kokusunu attı. Bir denemli bezle silerim şimdi. Ondan sonra airfryer ile işim de bitiyor. Şükür o kısmı bitirdim. Şimdi geldik buraya. Bunlar bu zeytinyağı vardı. Bu sıvı yağdı. Hepsini süzdürdüm. İnanın şunu niye sakladığımı bilmiyorum. Ya atacaktım size çekmek için sakladım. Ya da bir şey lazım olur diye ama ben böyle bir şey kullanmıyorum. Şöyle Nilhan'ın bir dalin şişesi vardı. Bu bitmişti. Ben bunun içine lavanta yağı ya su karıştırıp sivrisineklerden korunmak için kullanıyordum. Bir de konuşabilirsem. Sonra bu tavayı neden sakladığım hakkında hiçbir fikrim yok. Bu benim eski kızartma tavamdı ve teflon olduğu için şuraları çizilmişti. Yeni kızartma tavası alınca onu da atmam gerekiyordu ama herhalde size çekerim diye sakladım. Başka bir açıklaması olamaz. Neyse evden 2, 3, 4, 5 kaç parça daha eşya daha gitti. Daha böyle bir poşet daha var. Onu sonrasında göstereceğim. Tyson buraya gelme daha silmedim buraları. Artık bitiyor. Şükür mutfaktan çıkıyorum. Çöplerimi de ayarladım böyle. Onları da çıkartacağım. Sonra da dediğim gibi lavabonun için temizleyip mutfaktan çıkıyorum. Artık son lavaboyu temizleyip mutfaktan çıkıyorum. Şükürler olsun. Koca günüm mutfakta geçti. İzin günlerimde daha çok çalışıyorum. Dün temizlik yaptım. Bütün evi elimden geçirdim. Bugün de mutfakta yemek işlerimi hallettim. Neyse, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir gezmeyi hak ettiğimi düşünüyorum şahsen. Oh, mis gibi oldu. Bu cife bayılıyorum. Çok güzel temizliyor. Böyle özellikle alüminyumları. Oh. Tersindeydi. Tyson Bey. Tyson Bey. Susadınız mı? Suyunuz açık orada. Mis gibi oldu. Şimdi sandalyeleri de havaya kaldırdım. Robotu çağıracağım. Gelsin burayı bir süpürsün. Ondan sonra tezgah mis gibi oldu. Burada bulaşıklar. Bunları da akşam gece makineyi çalıştıracaktım. Onu da çalıştırayım hemen. İşler hiç bitmiyor arkadaşlar, hiç. Evet, bugünlük bu videonun daha sonuna geldik. Başındakiler düzeni yapmıştım ama hiçbir şeye benzemedi. Hiç içime de sinmedi. Ama yapacak hiçbir şeyim yok orası için. Neyse, hayırlısı olsun. Eşya azaltmaya devam edeceğim.
Hakan'a da dedim bir daha bir şey alırsam evde olan bir şey özellikle lütfen beni uyar dedim. Çünkü bazen böyle hadi temizlik malzemesidir, parfümdür, şudur budur bir şekilde harcanıyor gidiyor. Yalnız kalıcı eşyalar gerçekten çok sıkıntı oluyor. Mesela biraz önceki tava gibi yenisini almışım o niye saklanmış? Ama dediğim gibi büyük ihtimal size çekmek için saklamışımdır sonra da unutmuşumdur. Çünkü bayağı bir dipten çıkarttım ben onu bugün. Sonra kullanmadığım birkaç bardak vardı. Onları kutuya koydum, kaldırdım. Böyle dönüşümlü kullanacağım bardakları da çok fazla yer işgal etmesin diye. Yani bizden bu kadar. Umarım keyifli bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.